Evet, güzel canlar, güzel dünya, güzel varlık, güzel birlik, güzel insanlar. Burası Erenler Piri Pir Seyit Rıza Cem Evi. 2006'dan bu yana yine burada yapıyoruz. Pir Seyit Rıza Cem Evi'nden tüm dünyaya insanlığı anlatmaya çalışıyoruz. Dünyaya anlatıyoruz, anlattık. Almanya'ya anlattık, Fransa'ya anlattık, İngiltere'ye anlattık, Amerika'na anlattık. Ki Aleviliğin varlığı çok büyük bir varlık. Sonra Ehli Beyt olmadan hiç kimse olmuyormuş. Çünkü atamız Şit Peygamber, anamız Gülüfü Naciye. Bizim ırkımız 124 bin peygamberlerden ibarettir. Aleviler İslam'ın gerçek özüdür. Niye derseniz, dini İslam kitabı Kur'an, dinin arkasına saklanmaz. Yani bir rant sağlayacağım diye dinin arkasına saklanmaz. Kur'an'ı da eline alıp sokak sokak gezmez. Onun için biz 124 bin peygamberlerin soyundan, 12 imamların ikrarından gelen bir insanlarız. Ulu ecdatlarımızın varlığıyla, birliğiyle, güzelliğiyle biz bu dünyada yaşamaya devam ediyoruz. Evet, dünyada gelişen olaylar menfaat üzerinde kurulmuştur, doğrudur. Fakat yani Hazreti Muhammed'in bu sözünü hiç unutmamak lazım. Tabii bunu hiç kimsenin işine de gelmez, konuşmazlar. Diyor ki, ey dört tane halife, benim size iki tane emanetim vardır. İki tane, fazla değil. Başkasını katmıyor. Niye katmıyor? Çünkü biliyor ki Emevi ve Maviye zihniyetinin nefsine yenik düşeceklerini. Bir diyor. Size emanet ettiğim Ömer, Osman, Bekir, Sıdık. Ehli beytimdir, ehli beytim. Adalet Ali'dedir, ehli beytimdir. İki, benim size emanet ettiğim cansız Kur'an'ımdır. Ne oldu? Yer yerinde oynadı Muhammed'den sonra. Hepsi Emevi ve Muaviye zihniyetine tabi kaldılar ve halen o göz nefsine yenik düşenler şu anda her şeyi perişan ettiler. Varlık ehli beytindir, güzellik ehli beytindir. Yani kendi kendinize bir cennet cehennem üretmişsiniz. Nerede bu cennet cehennem? Söyleyin de bir adresini gidip görelim ya. Huriler varmış, turiler varmış, işte servet varmış, orada cennette dağıtıyormuşlar. Cenneti satıyorsunuz, cehennemi alıyorsunuz, cehenneme gönderiyorsunuz. Yani bin bir tane yalanla, dolanla, palavrayla insanların şu beyni var ya, şu beynini dinle, bitirdiniz. Afrika'dan daha beter ettiniz. Ya bir kere doğruyu söylemek sizin ağzınızdan çıkmak yakışmıyor mu? Sizin işiniz, gücünüz, para, pul, birbirini dolandırmak, birbirini kandırmak, servet edinmek. Kimin ayağında bir çorapla mezara gitmiş bana gösterir misiniz? Kimin ayağına bir çorap takarak mezara gitmiştir? Yani bir Seyit Rıza torunu olarak gerçekten üzgünüm. Bugün geldiğimiz ortam tamamen ekonomi talan bitmiş. Efendim, devletimizin öyle bir güzelliği, öyle bir özelliği var ki Türkiye Cumhuriyeti'nin iki ayaş kurdu diyorlar. Peki, İki ayaş kurdu. Tabii şarapçılar, doğru. 20 yılda, bak 20 yılda o memleketi düşmanların elinden kurtardılar ve büyük servet bıraktılar. Sen hem gizli içiyorsun, hem inkar ediyorsun, hem ayaş diyorsun, hem de 20 yılda sata bitiremedin. Sata bitiremediniz. Bak iki ayaşın kazandığını. İnsan biraz çekinir, insan biraz utanır, insan biraz sıkılır. Bir Mustafa Kemal'a,
ve silah arkadaşlarına bunu söylemek çok büyük bir hatadır. Ya etrafınızda topladınız, harıl harıl yiyorsunuz, sattınız, savdunuz, halen daha saldırıyorsunuz. Gerçekler ölmez, gerçekler ortada olur. Bugün Türkiye'nin bir kesimi tamamen perişan. Tamamen perişan. İş yok, güç yok. Türk milleti çöplüğe atıldı. Dışarıdan gelen mülteciler padişah. Dışarıda gelen mülteciler padişah. Bankadan para alıyor mu? Alıyor. Belediyeden alıyor mu? Alıyor. Devletten alıyor mu? Alıyor. PTT'den alıyor mu? Alıyor. Ondan alıyor, bundan alıyor. Neyse hepsini alıyor. Kendileri de iş yeri kurdular, birbirine destek veriyorlar. Şu anda gelen mülteciler Türk milletinden zengin. Çünkü adam bir fırını açmış, bak takip ediyorum. Fırın açmış, bir saatlik yolda herkes gidiyor oradan ekmek alıyor. Bir bakkal almış, herkes gidiyor oradan alıyor. Dernekleri bunları izliyor ve tembih ediyor. Toplantısını yapıyor. Bunları örgütlüyor. Sakın ha, gidip bir yerden bir şey almayın. Gidin bizimkilerden alın, para kendi aramızda dönsün. Onlar da gelsin bizden alsın. Onların parası da bizden dönsün. Yarın bir gün Türkiye'nin varlığı bizden olsun. Her birinin 5-10 tane çocuğu var. Türklerin kaç tane çocuğu var? Ya Allah'tan korkun, kuldan utanın. Bir de şimdi şu anda Türk kimliği veriliyormuş. Hay maşallah size be. Ne adalet be. Bir oy için satılıyorsunuz. Bir oy, bir oy. Vatanı satıyorsunuz. Bir oy için. Şu anda Türk Suriyelilere, mültecilere gizli Türk kimliği veriliyormuş. Üzülerek ifade ediyorum. Bir Seyit Rıza torunu olarak. Evet, devlet var. Adalet yok. Devletin adaletini çalıştıracak devletin memuruna da yol vermiyorlar. Ve devletin memurunu da perişan ediyorlar. Devleti de bu duruma getirdiler. Şimdi insanlar perişan. Gerçekten perişan. Yani alt tabaka, orta tabaka bitti. Ha o zayıf yandaşlar da bitti. Bu sömürge nereden biliyor musunuz? Bu din var ya, bu din. Müslüman, din iman, tozu duman, din iman, tozu duman, din iman, tozu duman bizi buraya kadar getirdi. Cennette tarla sattınız, arazi sattınız, mülk sattınız, bahçe sattınız, huri sattınız. Ya Allah aşkına gerçekten, hacılar, hocalar, bu cennetten bahsedenler, bu adresi bana verin, ben bir gün bir gideyim ya. Bu adres nerede? Kimin elinde? Kimi kandırıyorsunuz? Kime yalan söylüyorsunuz? Ya cennet diye bir şey yok, öbür dünya diye bir şey yok. Hepsi ne varsa bu dünyada ya. İnsanlar hakka yürüdüğü zaman ceset toprak oluyor, ruh dünyaya dönüş yapıyor. Ya siz nerede huri satıyorsunuz? Nerede villa yapıyorsunuz? Siz nerede cennet kapısı açıyorsunuz? Tamam, varsa verin şu adresi. Ben bir gideyim bakayım ya. Önemli değil. Cennetim olsun, cehennemin olsun. Hiç sorun yok. Bizde korku morku yok. Biz korkuyu çoktan terk ettik. Bizim varlığımız vatandır. Bizim birliğimiz insanlıktır. Bizim özümüz güzelliktir. Bizim varlığımız paylaşımdır. Bizim vatan için, millet için kucaklaşma, saygı, sevgi, hürmettir bizim için. Bir seyit evladı olarak. Şimdi siz tutturdunuz, cennet var, cehennem var, cennet şurada, cehennem burada, şurada huri var, burada kuri var. Kadın işte şöyle köledir, böyle köledir. Ya kadın senin annen, anne. Bir anneye ihanet edenin işi rast gelmez. Dünyada da barınması mümkün değil. Kadın üzerinden de siyaset yapmayın. Kadına bile saygınız yok, sizi doğuran bir anaya saygınız yok. Her gün öldürüyorsunuz. Her gün öldürüyorsunuz. İşinize geldiği gibi öldürüyorsunuz, öldürüyorsunuz. Annenize ihanet ediyorsunuz. Sizi doğuran bir annedir ne olursa olsun. Sizinle beraber baş yastığa gelen bir anne bile ihanet oluyor. Onun için güzel canlar, ben buradan şunu da söylüyorum. Siyasetçiler iyice bunalmış. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Şaşırdıkları için. Kimi
Bir asırlık Hakk'a yürümüş insana çamur atıyor. Yok sökeceğim, yok dağıtacağım, yok şunu yapacağım, yok bunu yapacağım. Ayaklarıyla bunaldığı için bunu yapıyor. Yahu senin Hakk'a yürümüş insanla ne işin var? Siyasetini yapsana. Ülke batmış, ülkenin ekonomisini tartışsana. Ülkenin tarımını yapmıyorsunuz. Gidip kısır buğdayı dışarıdan getiriyorsunuz. Yandaş zengin ediyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz. Yok bu Alevidir, bu Ermenidir, bu Yahudidir, bu Lazdır, bu Çerkezdir, bu Kürttür. Kavgasını çıkartıyorsunuz. Artık bunalmışsınız siyasetçiler siz. Bunalımdasınız. Ne yaptınız belli değil. Bırakın şu bunalımı, mecliste yumruklaşmayı, küfür etmeyi. Ya bir siyasetçiye küfür yakışır mı ya? Sizin şu yaptığınız hareketler, ettiğiniz küfürler, hele İçişler Bakanı tamamın küfür ağzından eksik olmuyor. Bir cumhurbaşkanı söylediği laflarda insan utanıyor. Yapmayın, etmeyin bunu. Ya size yakışır bir şekilde olsun ya. Bir oy için, bir oy için. Bir oy için neler yapıyorsunuz ya birbirinize ya. Sizde utanacak yüz de kalmamış ya. Vallahi sizde utanacak bir yüz de kalmamış siyasetçiler hepinizde. Ayıp ya. İçinizde dürüst insanlar var. Onları da zedeliyorsunuz ya. İçinizde onurlu insanlar var. Onları da zedeliyorsunuz ya. Ya siyaset mecliste yumruk yumruğa gelir mi? Siyaset birbirine küfür eder mi? Siyaset birbirini rencide eder mi? Ya sen siyasetçisin, dünya seni izliyor. İşte Türkiye'nin hali bu. Ekonomi bitmiş, her şey bitmiş. Kimi gidiyor mezar sökmeye, kimi gidiyor cemevinde sembol indirmeye, kimi gidiyor yani sahte sofulara yaranmak için, tarikatçılara yaranmak için, naşibendicilere yaranmak için. Sen orada o sembolü indireceksin. Osmanlı'yı takacaksın. Ya Osmanlı olsan olur, Ali olsan olur, Hünkar Hacı Bektaş'ı Veli olsan olur. Hünkar Hacı Bektaş'ı Veli zaten yakışmıyor ki sen gidip gölgesinde oturasın. Sen o sembol orada indiriyorsun ya Hazreti Ali'nin, Allah'ın aslanının rengini beğenmiyorsun, Allah'ın rengini de beğenmiyorsun o zaman. O sembolları indirmek öyle kolay değil. Diyorsun ki ya Allah'ım ben seni de sevmiyorum, senin yakınlarını da sevmiyorum. Yani o sembolları indirmenin anlamı odur. Bakın yine söylüyorum. Diyorsun ki Allah'a isyan ediyorsun. Allah'ım Ali senin aslanın. Ben Ali'yi de kabul etmiyorum. Seni de kabul etmiyorum. Hacı Bektaş'ı Veli'yi de kabul etmiyorum. Çünkü adaleti vardı. İşte erenleri, evliyaları ben kabullenmiyorum. Ben nefsime yenik düşmüşüm. Benim görüşüm bu. Ya Osmanlı da olsun, Ali de olsun, Veli de olsun, öteki de olsun. Niye? Burada bir kışkırtma ayağı, Alevileri parçalama ayağı var. Sevgili canlar, tabii ki çok üzgünüm. Bu ara gerçekten sıkıntılar yaşadık. Bu oyunlara gelmemek için Alevi kurumlarını güzelliğe, birliğe davet ediyorum. Alevi kurumların çok akıllıca hareket etmeleri lazım. Biz bu sıra bu siyasetçiler bunalmışlar, şaşırmışlar ne yapacaklarını. Bunların oyununa gelmeyelim. Büyük bir parçalanma olur, büyük bir çelişki doğacağını şu anda görüyoruz. Bu çelişkilere meydan vermemek için, bu çelişkilerin içine düşmemek için çok dikkatli olmalıyız. Halkı uyarmalıyız, güzellikleri paylaşmalıyız. Bütün kralların çarkı kırılmıştır, bu kralların da çarkı kırılır. Ama dökerler, krallar yanına kar karar hesabı yaparlar. Bize kimse hesap sormaz diye. Çünkü soracak bir kimse kalmadı. Öyle üzgünüm ki, öyle üzgünüm ki hiç anlatacak bir şey bulamıyorum artık. Yahu bir İçişler Bakanı küfürlü konuşuyor ya. Sanki Türkiye Büyük Millet Meclisi, o yüce meclis, babasının çiftliği. Olmaz, böyle bir şey olmaz. Görmedik şu ana kadar, çok tuhafımıza gidiyor. Onun için siyasetçiler şaşırmış, ne yapacağını bilmiyorlar. Artık bunlar gözleri kararmış, bir oy için her şeyi göze almışlar. Sevgili canlar, sevgili Alevi dedeleri, sevgili kurumlar, sevgili Türk milleti, vatanını, milletini sevenler,
Bunların yaptığı hareketlere, bunların yapmış olduğu konuşmalara taviz vermeyin, inanmayın. Bu vatan bizimdir, bizim olacaktır. Hep birlikte kurduk ve bizi buradan kovup bir mülteci devleti kurmaya çalışan, krallık devrini getirmeye çalışanlara meydan vermeyin. Bu o yüce mavi gözlü Mustafa Kemal'in kurduğu o yüce güzel vatanı kimseye emanet etmeyelim. Türküz, Türk kanı ile yaşayalım. Vatan millet bizimdir. Şu anda mülteciler, sayısız mülteci gelmiş, bir de Türk kimliği veriliyormuş. Bak, bir tane o için, bir tane o için. Bir tane o için Türk kimliği veriliyor. Bakın. Yahu şu düşünceye, şu felsefeye bakın ya. Ha, yine söylüyorum. Hacılar, hocalar, tarikatçılar, dedeler. Bu cennet nerede? Bir adresini verin, ben gideyim ya. Adresini çok merak ettim. Biz deli insanlarız, biliyor musunuz? Yani yalanı çok iyi bilir. Söyleyenlere çok iyi cevap vermeyi biliriz. Ya şu cennetin, cehennemin adresini verin. Tarikatçılar, hocalar, hacılar, Diyanet Başkanı, hepiniz. Cennetin ve cehennemin adresini bir verin. Ben bir gideyim, göreyim. Gelip gelmemek hiç önemli değil. Ya yok öyle bir şey, yok yok. Ve cahil insanları kandırmak için, sırf sade ve berrah insanları aldatmak için bir cennet cehennem çağrısı yapıyorlar bunlar. Ya ruh dünyaya dönüş yapıyor. Efendim ceset toprak oluyor. Yer altında ne dünya, ne cennet, ne cehennem, hiçbir şey yok. Cennet de burada, cehennem de burada. Aldatmayın, yeter yeter. Her yerde cennet sattınız. Ya getirin bana da bir arsa getirin veya adresini verin, bir gideyim yoklayayım. Neredeymiş bu cennet cehennem ya? Bu yalanı söylüyorsunuz. Cennet var, cehennem var. Nerede ya? Adres getirin bana, ben bir gideyim göreyim. Siz korkarsınız gitmeye, ben korkmam. Ben gider bakarım, bakayım nasıl bir şeymiş bu cennet cehennem. Cennet de burada, cehennem de burada. Burada gerçekten üzülerek ifade ediyorum sevgili canlar. Biz ülkemizde her türlü güzelliklere yakışır bir şekilde bu şeyleri yapalım. Bu gerçekleri görelim, bu gerçekleri yapalım ve gerçeklerle biz baş başa olalım. Hayat devam ediyor. Gelecek nesilimize bir şey bırakmamız için, ülkemiz için, vatanımız için, milletimiz için gerçekleri yapalım. Siyasilerin veya yalancıların yalanına talanına inanmayalım. Gerçekleri görmeye devam edelim. Efendim işte bazı yalancılar, bazı şeyler size örnek olarak gösteriyorum şurada. Sürgünler Tokat'ta yok. Sürgünler oraya gitmedi. Seyit Rıza'nın Tokat'ta işi yok. Buyurun nankörler. Açık ve net altını çizerek söylüyorum. Buyurun nankörler, bu türbe bu adamın. Bak kendisi de orada. Gidin Tokat Zire Ciğerbağ köyüne, türbesi orada. Bazı çıkarcılar, alibi çıkarcıları da milleti birbirine düşürmek için bu filmi kurdular. Adını kullanmak için. Ahim'deki para gelsin biz alalım, ondan sonra. O örgütlerde biliyorum. Benim bilmediğim bir şey yok. Hepsinden haberdarım. Şimdi ya utanacak yüz insandan olur ya. Dünyanın her tarafında sürgün var. Buyurun. Bu türbe Seyit İbrahim'in. Seyit Rıza'nın oğlu Seyit İbrahim'in. Ben başında duruyorum. İbrahim'in fotoğrafı üstünde. Bu türbe Zile'de. Buyurun. Muhtar'da da ikamet var. Kayıtlı var. Devletin 1700-1500'lü arşivlerinde Seyit Rıza'nın açık ve net kimliği var. Ama devletin memuru görevini yapmıyor, hakimi hiçe sayıyor, muhtar hakimi hiçe sayıyor ve 1500'lü kayıtlardan kaydı vermek istemiyor. Bak bu üçüncü cildi. Bu tarih kitabımız yeni çıktı tabii. Buradan bunu söylerken tüm dünyaya teşekkür ederim. Tüm dünyaya. Gerçekten herkes internet üzerinde ve gelerek alarak bana 2250 kitap gelmişti matbaadan. 2250 kitap gelmişti. 2250 kitaptan şu anda elimde 50-60 tane kitap kaldı. Tüm dünyaya teşekkür.
İngiltere'si, Fransa'sı, Amerikan'ı, efendim Almanya'sı, efendim işte Araplar, Türk milleti, Azerbaycan'ı, Rusya'sı, her gören bu kitaptan aldı ve şu anda 2250 kitap matbaadan bana geldiğinde şu anda elimde 50-60 tane kitap kaldı. Tüm dünyaya teşekkürler. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Şu gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok mutluyum, çok huzurluyum. Üst seri, bu da bir, o bir üçüncü seriydi, bu birinci seri. Şu da ikinci serisi. İşte Erenler Diyarı, Pir Seyit Rıza, Tarihin Gerçeği. Bütün yalancıların mumu da burada söndü. Biz varız, varlığımız devam ediyor, yaşıyoruz. Bazı çıkarı bozulanlar ta meclise kadar gitmişler. Seyit Rıza Torunu diye palavrayla. Orada bakanlık makanlık şeyleri arıyorlar. Avrupa'da gidiyorlar, iş buluyorlar. Seyit Rıza işte devlet bizi kovuyor. Buraya çamur atıyorlar, orada iş arıyorlar. Buradakiler de yine ayak altında çamur, üst tabakada ben Seyit Rıza torunuyum, ben işe gireyim sana oy toplayayım. İşte yalancıların hepsinin mumu söndü. Yok Türkiye'de, orada burada hiç kimse kalmamıştır. Gerçekler burada, kimse yalana talana inanmasın. Gerçekten üzgünüm. Gerçekten şu görüntüyü gören insanlar herhalde herkes hak verecektir. Bugüne kadar yapılan çalışmalardan yine diyorum tüm dünyaya teşekkür. Şu anda 2250 kitap matbaa bana gönderdi. Bu 2250 kitaptan şu anda 50 tane kitap elimde kaldı. Bunlar da ben de şu anda hatıra kalsın ikinci baskıyı yapana kadar. İkinci baskıyı da yapacağım. Ben şu secereyi matbaaya verdim. Şunu basacaksın dedim. Bak, bu Osmanlı arşivinde 1500'lü kayıtlarda. 1500'lü 1700'lü kayıtlarda bu secere. Bak, 1500'lü 1700'lü kayıtlarda bu secere. Ben gidiyorum, görüyorum ama nüfus vermiyor. Bakın, ben gidiyorum, açıyorum, görüyorum. Nüfus vermiyor. Nüfusun memuru da haklıdır. Devletin memurudur. Çünkü başına geleceklerden korkuyor. Bakın işte bu. 1500'lü kayıtlarda, 1700-1500'lü kayıtlarda bu. 1900'lerde yok. 1500'lü kayıtlarda. Onun için şu anda bu kaydı da tabii ki bu secereyi zaten almışım. Ama resmiyetten şu anda Yargıtay'da, o da herhalde döndüğünde onu da alacağım. Allah nasip ederse. Çünkü üstüne basa basa söylüyorum. 1500'lü kayıtlarda. Köy muhtarında da 1500'lü kayıtlarda. 1700'lü 1500'lü kayıtlarda. Köy muhtarında dahi var. 1500'lü 1700'lü kayıtlarda. Ben tarihin gerçeğini yazıyorum. Tarihin gerçeğini araştırıyorum. Bütün yalancıların mumlarını söndürüyorum. Söndürürüm de. Çünkü gerçek bir tanedir. Doğru bir tanedir. Yalan bin bir tanedir, talandır, haramdır, hüsrandır yalanın sonu. Şu anda yanına 3-5 kişi alırlar, 3-5 bir şeyler yaparlar, verirler. Ondan sonra bir yalan söylerler, onlara reklamını yaparlar, ondan sonra gündeme otururlar. Hani hatırlar mısınız? Belediye başkanı olmak için Karacaahmet'in bir köşesini yıkıp kendini dünyaya tanıtanlar. Yani en basiti, gitti akıl aldı bir yerden, o biliyor. Git Karacaahmet'in bir köşesine vur, Aleviler çok heyecanlıdır, dürüsttür, birden paniklenirler. Gitti Karacaahmet'in bir köşesine bir kepçe vurdu, kendini dünya tanıdı. Bak, menfaat, çıkar. Ondan sonra oradaki mezarların çoğunu kapattı, Karacaahmet'e koca bir yer açtı. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi aldı, yürüdü. Kendisi de işi götürdü. Yani insanlar böyle olmamalı. İnsanlar göründüğü gibi olmalı. Evet güzel canlar, tabii ki bu şeyler bitmez. Şöyle söylüyorum yine. Şu secere, gördüğünüz secere 1500'lü kayıtlarda. 1500'lü 1700'lü kayıtlarda var. Ve aynen gördüğünüz gibidir. Aynen gördüğünüz gibidir.
Sonunda tabii ki ben kendi resmimi koydum. O soydan olduğum için kendi fotoğrafımı da koymak zorunda kaldım. Burada şunu söylerken tekrar şu Erenler Diyarı Pir Seyit Rıza kitabımız birinci cilti. Efendim şu Erenler Diyarı Pir Seyit Rıza ikinci cilti. Efendim Tokat Zile'deki Seyit Rıza'nın oğlu Seyit İbrahim'in dedemin türbesi ve ben orada işte görüyorsunuz. Bazı yalancılar, talancılar, çıkarcılar inkar etti ama inkarları bir şey ifade etmedi. Halka rezil oldular. Bu üçüncü cilti saygı değerli dostlar isteyene ulaştırırız. Şu da Tokat Zile'deki dördüncü bir baskı kitabım daha olacak. Bunda yakında inşallah çalışmaları biter ve ayrı bir farklı bir kitabım daha çıkacak. Dördüncü baskıya hazırlanıyorum. İnşallah nasip olursa onu da sizlerle paylaşacağım. Ama gerçekler, ama doğrular, ama hakiki doğrular. Daha çok konuşacağım ama biraz erken. Kimse kusura bakmasın. Bakın her zaman diyorum bir tane doğru var, bir tane. Bir tane doğru var. Geri kalanı yalan. Yalanın sonu çabuk gelir, hüsrana uğrar. Ama bir tane doğru eğri yıkılır ama doğru eğri yıkılmaz, dik durur. Burada Erenler Piri, Pir Seyit Rıza Cem Evi'nden saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Herkese iyi günler diyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle aşkın niyazlarım olsun tüm dünyaya. Çünkü şu kitaplarda yapılan katkı ve güzellikler internet üzerinde ve eş dost isteyerek telefonla, internet üzerinde her türlü her şekilde 2250 kitap bitti şu anda elimde. Dediğim gibi 60 tane kitap ancak kaldı. Dördüncü kitabımda hazır çalışmalarını yapıyorum. O da yakında sizinle buluşacaktır. Tüm dünyaya burada aşkın niyazlar, saygılar, sevgiler. Seyit Rıza'ya duyduğunuz saygıdan dolayı çok teşekkür ederim. Hepinize turabım. İyi günler diyorum. Görüşmek niyazıyla aşkın niyazlar olsun. Cümlenize.